There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Voice, not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Günaydın. Selime Sultan dolabı yerleştiriyor ve siliyor. Günlerden cuma. Hayırlı cumalarımız olsun. Şimdi hava görüldüğü gibi bugün fırtına uyarısı falan olmadığı için dükkanı açtık. Dün restoranımız kapalıydı.
Ama öğleden sonra yağmış, yağmur gözüküyor tabii ama yine de hayatı etkileyecek kadar değil. Rabbim, tekrar söylüyorum, bu hava şartlarında dışarıda, çadırda, Allah'ım o evlerine sel basan insanların yardımcısı olsun ya Rabbim. Gerçekten çok zor. Tekrardan Şanlıurfa'ya, Adıyaman'a büyük geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Şimdi dükkanımıza geldik. Bu masalar falan içerideydi. Bunları taşıdım. Bu uzun masayı bu şekilde paralel sandalyeleri kullanalım diye karar aldık. Sanki böyle daha hoş duruyor gibi. Bunu da nasıl geçen Mihriban, geçen hafta cumartesi günü Mihribancığım, Ahmetler gelmişlerdi ya kahvaltıya. Masaları, sandalyeleri bu şekilde aldık yağmurdan etkilenmesin diye. Sonra onlar gittikten sonra böyle masanın bu şekli sanki bir gözümüze hoş gelir oldu. Annemle karar aldık, bu şekilde kullanacağız karşılıklı. Hem zaten genelde kalabalık 4 grup geldiği zaman da 2 tane de sandalye buraya ekleriz. Rahat olur diye düşünmekteyim. Yeni temiz şeyimi, masa örtümü serdim. İşte baharatlıklarımı kontrol ettim. Bunların şu tuzluk ağızları, ay düşecektim. Şu tuzluk ağızları genelde doluyor, tıkanıyor. Onları kürdanla temizledim. Ondan sonra servisleri falan, servis ederken işte peştelikleri falan açtım. Şu bar taburesinin üstünü sildim. Şimdi 2 tane bar sandalyesi çıkaracağım sadece. Çok kalabalık olmasın. Çünkü bir anda yağmur yağdığı zaman telaşlanıyoruz neyi nereye kaçıralım diye. Burada fıraşım var. Suyum var, villada suyum. Süpürüp sileceğim tabii ki. Şimdi şuradaki 2-4 tanesini mi çıkaralım? Şunun üzerine, yanına da 2 tane koysak daha mı hoş olur? Aslında ben böyle boş sevmiyorum. Sürekli hepsi, bütün sandalyeler dışarıda olsun istiyorum ama diyorum ya, yağmur çamur taşımak zor oluyor bir anda yağmur bastırdığı zaman. Bunun dışında size ne gösterecektim? Annem ayna astı bu sabah. Hatta hazırlanıyor. Anne, sen o boneyi hatırlıyor musun? Eski Kemer'deki restoranda da ben kullanıyordum. Sen şimdi ikisini de kullanıyorsun. Evet. Bana nasıl yapmayı düşünüyorsun? Bone ya da önlük? Tamam, önlüğüm var benim, beyaz. Ömer, benim de bone, senin neyine? Ha, arada ben de mutfağa giriyorum ya. Arada mutfağa girdin, normal eşarba bağla. Normal ha. Olanı. Bunlar ikisi bana biliyorsun değiş tokuş. Biri de kayboldu zaten bone'nin. Günaydın güzellik. Günaydın. Dişimi beğendin mi? Güzel, çok güzel. Hayırlı olsun. Defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Evet. Güle güle kullan inşallah. Yani tamam da evladını şimdi anne şımartmazsa bize başka ne lazım? Tabii, sizin sevginiz, güzel sözleriniz lazım ki günümüzün motivasyonu güzel geçsin. Küpen takılmış hayatım. Öncelikle herkese günaydınlar. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Sağlıklı, sağlıklı. Amin inşallah. Hayırlı cumalarımız Amin. Olsun. Hayırlı cumalarımız olsun cümleten herkese inşallah. Amin. Ne yapacaksın kahvaltıya bize? Ne yapacağım annem? Şimdi düşünüyorum işte, çay demledim ama bir şeyler hazırlayacağım yani. Bak kafana göre biraz ya. Biraz biber kızartayım, patates kızartayım. Yağmen. Ne oldu? O şimdi dolabı düzenledi ya. Ben şimdi size fikri söyleyeyim. Sen dolapta patlıcan fazla biber patlıcan gördün. Yok. Değerlendirmek için mi yapacaksın? Hayır. Şu an değerlenecek hiçbir şeyim yok orada benim, her şeyim. Yani tam yetecek gibi. Pazardan aldım ya. Yani. Pahalı. Yeni ben sana bir şey söyleyeyim. Evet, boşuna çarçur etme. Biz geçen hafta Yusuf'la bir haftada markete harcadığımız para 1100 liraymış. Ya. İçi erzak merzak da yok. İsyan etmek istemiyorum. Şimdi bazıları diyecek ki bu Niger cimri mi? Niye sürekli böyle alışveriş? Hayır, çok gerçekten zamlı. O kadar zorlaştı ki, yani her şey o kadar pahalılaştı ki. Bir de en çok kızdığım şeylerden biri de yani sürekli bu zamların olması. Yani fiyatların sabit bir yerde en azından işte bir ay bile durmuyor yani. Sürekli zam, gizli zamlar koyuyor duruyorlar. Yani şimdi vatandaş farkında değil diye düşünüyorlar. Takip edenler farkında da, bizler gibi. Farkındayız da ama yani yazık, günah yani. Yani bu insanlar alım gücümüz yok yaşıyor. Gerçekten. Bunca şeyler, o felaketler oluyor. İnsanlar bu kadar sorunlar yaşıyor. Millet hala zerre ders almıyorlar. Yani. Hiç dini, imanı, korkusu yok insanların ya. Yani herkes için aynı şey geçerli değil. Tabii tabii canım. Tabii. Maalesef ki bazılarının için öyle. Herkes terazisini adaletli yemiş. Tartan ayrı. Bakın biz bir mantığı bile yemin ederim 25'ten kesinlikle aşağı tutmama. Yani, hani adet olarak değil mi anne? Tartısını ne kadar dikkat bu, ediyoruz. Hadi bu dünyayı düşünmeyelim canım. Öbür dünyada herkes bunun hesabını verecek. Ve bu 3 günlük dünyada zaten bakın sayılı günlerimiz o kadar hızlı bir şekilde gelip geçiyor ki. Dünyayı pek fazla bence kale almayın. Yapacağınız iyiliklerle işte öbür dünyada. Allah'ın karşısında bir dünyada yapacağım dedikleri. Ağzına çıkıyor. Sağlık. Vallahi sabah sabah kesinlikle ne güzel konuştun, ağzına yani sağlık. Bence herkes biraz vicdanen ve Allah korkusu olsun içinde biraz. Yani vicdanen hareket etsin, vicdanen bir şey yapsın. Yani tamam, para hayatımızda olmazsa olmazlardan. Araç yani tabii. Her şeyin de bir yani. Dozu olmalı. Yani dozu şeyi olmalı ya, bu kadar da değil yani, bu kadar paraya.
Gözlerin resmen, para o kadar önem verilmez yani. Gözlerin resmen hırs bölünmüş. Ya bizler gene orta seviyede alım gücümüz olan insanları zannediyor. Düşünsene gerçekten hani kira ödeyip de aldıkları hani bir askeri ücretle zaten iki çocuk bir eş. Oğlum, ben kendi açımdan bakmıyorum zaten pencereye Nigel. Zaten durumları olmayan insanlar, milyonlarca insanlar var. Yazık günah değil mi onların vebali nasıl ödeyecek bu insanlar? Her şey para demek değil ki yani onun bir de hesabı var. Daha bir dünyaya göçmeden bu dünyadayken çekiyoruz da her şeyi. İnsanlar bunun farkında. Olmak istemiyorlar daha doğrusu. Farkındalar anne. Farkındalar vicdan denen şey insana hatırlatıyor. Ya işlere nasıl geliyor? Söyle. Aynen. Bana. Vicdan denen şey insanoğlunu yastığa başına koyduğu zaman zaten hatırlatıyor. Bugün şunu yaptın, şu zararı işledin, şu iyiliği yaptın diye. Şimdi işte geçen anlattığım şey çaydanlıkla ilgili bu. Bir anda kaynamaya başlayınca buralardan su çıkmaması için deliklerin olması lazım. Hafif annem burada da aralık bırakmış. Evet, sabah sabah güzel güzel açılmışımızı yaptık. Aynayı gösterecektim size. Annem buraya ayna astı. Evden getirmiş. Beni bilen biliyor ki ben aynalara bayılırım. Aynada günde 20 kere kendime bakmaya da bayılırım. O yüzden benim için iyi oldu diye düşünmekteyim. Anne, ipek kiprik taktırayım mı? Hayır. Neden? İstemiyorum. Dün Çiğdem Hanım'dan fiyat aldım. Randevu da aldım ama. Hayır anneciğim. Hı? İpek kiprik. Abdest geçiyormuş bu arada. Araştırdım. Önce geçmez sanırım şöyle. Kendimi şımartsam şöyle kendim. Bir ay kalıyor. Bir ay için. Hayır yani, sonra gidip rotuş yapıyoruz düşen kiprikleri. Bu oğlum yani hiçbir şey ben yani hiçbir şeyin taraftarı değilim. Yani tamam bir ay boyunca öyle hani. Ya anne yani, neden sürekli evet? Sürekli yapma durumun olsa ya da sürekli yaptıracak olursan o da zaten dediğim gibi yani kiprikler gider tamamen. Yani annem ne yaptırırsa yaptır onun mutlaka bir etkisi olacaktır yani ilerleyen zamanlarda. Bu yüzden böyle gereksiz doğal olmayan şeyler için heves etme. Güzel doğallığımla kal diye söylerim ben bir annen olarak. Kesin sen bilirsin. Dün Yusuf'a da söyledim. Dedim ki ipek kiprik yaptıracağım. O da izin vermedi. Annem de izin vermedi. Bir alakası yok annem. Ben gerçekleri söylüyorum valla. Şimdi bak bir ay boyunca öyle gezeceksin. Kendini değişik göreceksin sürekli. Bir ay sonra onlar düştükten sonra kendini yine tuhaf daha da... Ya psikolojik böyle etkilenirsin. Bak ben sana söyleyeyim. Bunu yaptıran insanlar vardı çevremde eş dost arkadaş tanıdık. Ben de daha önce yaptırdım hoşuma gittiği için istiyorum. Tamam onu yaptırıyorsun da bir ay sonra heves pıs diye sönüyor ama devamlı da yaptırıyorsun. Ya anne kadınız hiç mi kendimizi şımartmayalım tamam, şimdi? Tamam şımart da anneciğim yani ne bileyim farklı şeyler. Diş yaptırdım ya şimdi benim özgüvenim geldi. Bakım bakımlıyız temizliyiz. Temiz şükür Allah'a da annemin bakım şeyi hep anlayışı şudur. Bir kadın temiz koksun. Tamam anne koy oraya ben hemen şurada motorlu bir şey var. Onu hemen silip geliyorum. Annemin bakım anlayışı her zaman bir kadın diyor. Saçı temiz olsun, vücudu temiz olsun, öz bakımı temiz olsun. Dışını süslemeyle temizlik olmaz, bakım olmaz diyor. Evet, şimdi ben dün çok yağmurlarda şarja takmak zorundaydım. Rüzgar vardı bu arada şu köşeye çıktım ya. Ve kapının önünde inşaat membranı buldum. İnşaat membranıyla üzerini örttüm yağmur yağmasın diye. O da böyle çamurluymuş, balçıklı böyle. Onu şimdi sileceğim. Motorumda. Her yerde değil. Şu özellikle arkada vardı. Ön tarafta o kadar kötü değildi. Bunları bir sileceğim. Sonra gidelim kahvaltımızı yapalım. Yarın cumartesi. Yarın Aras kuzuyu herhalde getiririm buraya. Beraber. Pazar günü de zaten evdeyim. Bu cifte olmasa anne bu yağlar nasıl şey? Vallahi yağ çöz, mağ çöz hepsi biraz fasofyusu. Gene en iyi şey yağ çöz biraz. Ben şey... evde işte yoğunlukla cif niye kullanıyorum biliyor musunuz? Çünkü bekarlığımda annemden gördüğüm şey bu. Annem bekarken evde hiç cifi eksik etmezdi. Bize de her şeyi cifle ovdururdu. Cif anne hatırlıyor musun? Ya. Bekarken sen de çalışan bir kadındın. Hep işletmelerimiz vardı yani genelde hep iş yerlerimiz vardı. İşte market işlettik, mantı işlettik. O yüzden pazar günleri sadece temizlik yapabiliyorduk. Hatırlıyor musun anne? Hatırlamaz mıyım? Pazar günleri bizim şimdi mesela şey olurdu. Gezmeye çıkmak isterdik ya da ne bileyim dışarıya çıkmak. Gidiyorduk da. Yok ailece yaptığımız etkinliğin dışında biz mesela kız kıza bir yere çıkmak isterdik. Ben arkadaşlarımla ya Feride ile ya nişanlıydım Yusuf'la bir yere. Sen önce temizliği bitirirdin bize. Zarife bekarken bizimle yaşarken Zarife ile de hatırlıyor musun Mam İnegöl'de? Önce temizlik biterdi. Öğlene kadar. Ondan sonra ikişer saatimiz vardı. İki saat ne yaparsanız yapın gidin dolaşın. Gidin. Luna Park'a giderdik Zarife ile. Kafeye orada giderdik. Gezecek yer çoktu. İnegöl'de gezecek yer çoktu. Evet. Gezecek yerler çok.
Evet, şimdi bizim sabah kahvaltı müşterimiz geldi. Öğlen müşterilerimiz geldi, gitti. Biz şimdi öğlen yemeğine annem bize şöyle burgu makarna soslu yaptı. Salçalı, şahane. Burada neyimiz varmış? Oo, harika. Şeyli. Haşlanmış zeytinyağlı karnabahar. Baharat olarak ne kullandın? Hani şunlardan birini mi kullandın? Ha, tamam. Şunlar kron çeşni, knor tavuk çeşni ve baharat çeşnisi değil mi anne? Evet, biri etli ürünlere kullanılıyor yemekler. Biri sebze, evet, tavuk yemeklerine. Hatırlıyor musunuz kutular benim mutfaktan gelme. Bunlardan ben de almıştım, bitirememiştim. Çünkü bana Feride'nin verdiği bir baharat karışımı vardı. Ben ondan kullanıyorum şimdi. Bunlar da tarihleri hani bitmesin, bayatlamasın diye açmıştım artık. Buraya getirdim kullanması için. Annem de birer tane almıştı. Bunların üzerine şey yaptı, doldurdu. Şimdi bu kutuları beğendi. Diyor ki bu kutuların devamı varsa, sende büyüğü varsa bana getir diyor. Ben de tamam dedim. Geçen biri yazmış ki baharatlıkların ağzı açık olmaz, hijyenik değil. Kızlar şimdi bakın şöyle bir şey var. Biz burada öyle zaman oluyor ki çok yoğun çalışıyoruz ve sürekli baharatlıkların bu yorumları ben daha önce restoranda da almıştım. Baharatlık açık olmaz. Evet haklısınız, evde de baharatlık açık olmaz ama seri çalıştığımız için. Hayır, seri merisiyle alakası yok. Ben öyle yapardım. Bütün büyük otellerde bile buna benzer metal krom şeylerimiz var. Kaplarımız var. Hepsinin ağzı böyle açık olur. Niye biliyor musun? Nedenini açıklıyor. Şimdi aşçı çalışırken asistanlarıyla çalışır, yardımcılarıyla çalışır. Aşçı sürekli sadece ocak başında olur. Genelde sürekli, özellikle müşteri yoğun olduğu zaman sürekli ocak başında olduğu için bunu aç kapayla uğraşamaz. Heh, onu söylüyorum zamandan bu şey. Bu sürekli açık olmalı. Ama temiz yerde olmalı. Kuru yerde olmalı. Ocak başında yakın bir yerde olmalı. Bunlar kapalı olmaz. Bunu bir açıklama getireyim de. Hiçbir aşçının elinde böyle kutular kapalı olmaz zaten. Evlerde tamam baharatlı açık kullanıyoruz çünkü sürekli yemek yapılmıyor kızlar. Saat başı iş yaptığımız için bunlar kapalı olmaz yani. Evet. Bazı uzun süreli duran şey ürünlerde evet haklıdır ama tuzla diğer günübirlik kullandığımız baharatlar sürekli ağzı kapalı olmaz. Aynen öyle. Buna da cevap vermiş olalım. Hoş geldiniz. Canişkolarım. Yusuf iki tane ekmek almış. Dün soğan toplamıştı. Bitirememiştik. Bugün gene soğan almış. Bu kadar büyük bahçeden mi çıkıyorsun? 32 metre uzunluğunda. Bunlar bayağı büyümüş ama. Şunlar biraz daha ince. Bahçemizin soğanları. Şimdi ben geldim. Hemen aile boyu duş aldık. Güzelce güneş enerjisinde hazır su vardı. İyi oldu. Aras da duş aldı. Ben duş aldım. Yusuf duş aldı. Şimdi şu soğanları şuna koyayım. Evin içi soğan kokuyor. İster istemez başları kesik ya kızlar. Evde sıcak olunca koku olduğu gibi yayılıyor evin içine soğan. Bunu yemekte yiyeceğiz. Bunlar temizlenmiş. Yıkanmış temiz soğan. Şimdi soğanın bir cinsi olan pırasa. Bak annem pazardan almıştı ya bu hafta. Yusuf iki tane çıtır çıtır ekmek almış. Ekmekleri niye bizden almıyorsunuz hayatım? Biz de ekmek satıyoruz. Aşk olsun. Artık bizden ekmek alın ya. Bizim ekmeğimiz de güzel. Aynı hamarat bırakıyor bize de. Burada ekmek var. Neyse. Şimdi ne yapacağım? Ben dünden bunları yıkamıştım. Güzelce. Temizlemiştim. Hatta ben hazırlamıştım. Yarım biber, havuç. Dün yapacaktım. Sonra dedim ki fellah köftesi yapayım. Bugüne kaldı. Bugün pırasa yemeği yapacağım. Böyle yarım bulyonum var. Bulyonla yapacağım. Birazcık fellah köftem kaldı. Onu ısıtacağım. Ondan sonra dünden bu çöreklerim kaldı, fındıklı çörek. Koskoca tepsiden tek sadece iki tane kaldı. Çok da lezzetli olmuştu ama şekeri birazcık azdı. Daha fazla şeker bir dahakine koyulabilir. Şimdi ne yapacağız? Pırasa yemeğimizi yapalım. Ondan sonra sonracığıma sizinle beraber. Şöyle hemen kullanacağımız malzemeleri çıkaralım. Tenceremizi çıkaralım. Yağını koyalım. O birazcık ısına dursun. Bulgurlu yapacağım bu arada. Pirincim yok çünkü. Buna zeytinyağı koyun. Biraz ısına dursun. Bunları hemen doğrayıp ısınmış yağda çevireceğim. Tarifini veririm şimdi size. Yusuf biraz daha iyi. Bugün evdeydi, dinlenmiş. Daha iyi hissediyor kendini. Hava da bugün güzeldi zaten. Böyle yağmadı yani yağmur. Bir tane tahta alalım. Bugün gelen giden derken ben size doğru düzgün şey açamadım. Vlog çekemedim o yüzden.
evden de birazcık bir şeyler çekeyim istedim. Şöyle iri iri yapacağım. Yoğurtla beraber yenir. Pırasayı çok seviyorum ben. Benim beyler çok tercih etmez ama. Ama kış günü vitamin. Zamanında her meyve, sebzeyi yemek lazım. YouTube haberleri izliyor. Aras odasına çekildi. Eylül'den daha yeni geldi. Bir ara Eylül buradaydı. Sonra o Eylül'e gitti derken. Geçen Songül ablaya şey diyorum. Eylül'ün anneannesine. Sanki yarım gün o bakıyor bizim çocuklara. Yarım günde çocuklar bizde biz bakıyoruz gibi oluyor. Birbirlerinden ayrılmıyorlar gerçekten. Bugün çocuklara soruyorum, diyorum ki Aras ya Eylül eşyalarını toplasın, buraya gelsin taşınsın, ya sen eşyalarını topla Eylül'e taşın diyorum. Eylül diyor ki sen hangisini istersin Aras diyor. Ben mi geleyim sen mi gelirsin diyor. Ciddiye alıyorlar bir de şakamı. Neyse, zeytinyağı ısındı. Bence hemen bunu bir atayım, kavurayım. Gerisini doğrar atarım üzerine. Bismillah. Sadece kavrulsun, salça ilave edeceğim. Bulgur, havuç, bulyon ve suyunu vereceğim. Dedikleri pırasam oldu sayılır. Pilavlı bulgurum yoktu. O yüzden kısırlık bulgur kullandım. Yapacak bir şey yok. Burada şeyimi, fellah köftem var bir porsiyon kadar. Onu da ısıtıyorum. Şimdi sofraya kuracağım. Yer sofrası kuracağım bu arada. Biz dün televizyon izlerken Türk kahvesi yaptım Yusuf'a. Hatta bu sabahki vlogda fincanları yerleştirmiştim. Su duştan sonra sıcak doğuyor. Televizyonun karşısında son zamanlarda uyuyor, yoruluyor, bir de hastalanıyor ya. Dün kahve yapmıştım. Kahveyi içerken Yusuf film izliyordu. Birden heyecanlandı. Ayağını atıverdi. Sehpaya devrildi kahve ve halım berbat şokunda. Sildik çamaşır suyunda ama yapacak bir şey yok artık. O yüzden mümkün değil artık, size öksüz gösteremem. Dün akşam da evi kurmuşsunmuştum. Diyorum ya, ara ara hafta içi çok iş biriktirmeden yapmaya çalışıyorum ki pazara çok işim birikmesin. Bu halı örtülerimi bu hafta yıkamıştım zaten. Bu hafta yıkanmıyordu halı örtülerimi. Temiz yerlerde sürdüm sürdüm ama yine pazar günü bir yer sürme sürme işlerim yapılacak. Şimdi burada sulu salata yaptım. Sulu salatayı bana kayınvalidem öğretmişti, Namide. Burada ne var? Bir tane domates, bir tane salatalık. Bir hepsi kuşu salataya doğranıyor. Yeşil soğan, kuru soğan da olur. Nane, zeytinyağı, bolca nane ekşisi ve yarım su bardağı kadar su var. Bunu böyle özellikle sulandırıp yiyorsunuz. Bunun böyle özelliği bu. Bizimkiler de sevdiği için ben de seviyorum. Güzel de olur diye düşündüm. Burada yeşil soğanımız var zaten. Şu Feride'nin bana verdiği sabah bahsettiğim şey, baharat karışımı. Priprava. Ondan da koydum pırasa yemeğine. Nane ekşisinden de şundan kullandım. Pırasaya sos olarak şu kahvaltılık son sosum kalmıştı annemin annemle beraber yaptığımız. Onu kullandım. Hemen hazırlayayım mı sofrayı yoksa? Tamam. Aras kuzu. Hadi bakalım. Ben şu çamaşırları toplamam lazım. Dün yıkamıştım bunları. Astım, kurumuştur. Benim laptopumu yere kim attı acaba? Aras, bu kitabın hali ne? Bu niye böyle olmuş oğlum? Tövbe yarabbim. Kim yırttı? Neden yırtıyor Sümeyra kitabını oğlum?
Neyini aldın? Gelir misin bir dakika, bir konuşalım. Senin arkadaşın neden senin kitabını yırtıyor onu anlamadım. Bir gel. Öğretmenle konuşacağım bunu. Gel buraya. Niye birbirinizin eşyalarına zarar veriyorsunuz? Şimdi gördüm, şok oldum. Neyse, bu konuyu konuşacağız. Yemekten sonra şu çamaşırları falan toplayacağım, asacağım ve iki makine çamaşırım var. Gerçi hepsi daha makineyi doldurmuyor da şimdi kafam şuna katakıldı. Niye yani? Birbirlerinin kitaplarını yırtarlar ki. Öğretmenine bu durumu bir bildireyim. O da ailesini bildirsin, Sümeyra Hanım. Gerçi Sümeyra mahallemizin komşusu, çocuk ailesi burada ama annesi pek de böyle şeylerden anlayacak dilde bir kadın olmadığı için hiç muhatap olmam en iyisi, direkt öğretmenine bildireyim. Benimkinde de hata varsa onu da öğretmeni bilsin. Ben şimdi net olarak Aras'tan bir öğreneyim. Neden birbirlerinin kitaplarını parçaladılar? Daha doğrusu Aras diyor ki o yaptı. Aras, sen ne yaptın Sümeyra'ya ki o senin kitabını parçaladı oğlum? He Aras? Of, şarjım o kadar az ki. Gözümü şey yapmış. Farakmış. Ben şimdi yemeğimizi yedik. Çamaşırları topladım. Oturduğum yerde hem televizyon izleyeceğiz hem de çamaşırları katlayacağım. Aras'ın bu defter kitap yırtma olayı için öğretmeniyle görüştüm. Öğretmen dedi ki ben de çok şaşırdım. Hani öğrenci yırtan arkadaşı da çok böyle hani haylaz bir çocuk değil. Sümeyra'dan böyle bir şey beklemiyordum ben de dedi. Ama dedi ben dedim ki hocam dedim hani böyle bir konuda ailesinin ve annesinin bilgilendirilmesini istiyorum. Çünkü uyarılmasını da istiyorum. Çünkü yani iyi bir şey değil. Birbirlerine canlarına ne mallarına zarar vermesinler. Öğretmen de tamam ben annesiyle görüşeceğim dedi. Yani konu öyle sonuçlandı. Şimdi ne yapıyoruz biz? Yusuf'la çay keyfi yapıyoruz. Çamaşırları katlayacağım. Belki Netflix'te bir film buluruz, izleriz. Vedalaşıyorum. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz.